parti başkanlarım, muhtarlarım, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Ben de bütün kalbi duygularımla, samimiyetimle hepinizi selamlıyorum, saygılarımı iletiyorum. Bu güzel programımızın yapılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bugün Muharrem ayımızın son günü. Muharrem ayı bize veda ediyor. Seneye çıkan canlar sağ olsun. Tabii Muharrem ayı deyince sevgiyle üzüntünün bir arada yaşandığı bir aydır. Sevinçliyiz çünkü yıllardır millet olarak çeşitli gıdalardan müteşekkil aşure kazanında aşure tatlısı yaparız. Aşure çorbası yapar içeriz. Öflerimiz, kültürlerimiz, adetlerimiz bir araya getirilir. Ve bizi de bir araya getirir böylece. Dolayısıyla bizler de çağın kazanında sevgimizi, muhabbetimizi bir araya getirerek insanlık tatlısı yapıyoruz ve yaptık. Dolayısıyla bu güzel programın icrasında maddi manevi emeğe geçenleri tekrar ben kutluyorum, tebrik ediyorum. Üzüntülüyüz çünkü sevgili Peygamberimizin ifadesiyle cennet gençlerin efendisi diye buyurduğu, cennet reyhanları diye çok sevdiği Hazreti Ali Efendimizin, Fatıma Validemizin yadigar olan Hazreti Hüseyin Efendimizin Kerbela yazılarında hunharca, vahşice, acımasızca şehit edilmesi bütün Müslümanları Alevisiyle, Sünnisiyle, Şiasıyla üzmektedir. İşte bu elim olaydan ibret almak, ders almak ve birleşmek, birliğimizi, gücümüzü bir araya getirmek. Bu dünyada hak ve adalet ve de zulüm devam ediyor. Yezid zulmü temsil ediyordu. Hüseyin Efendimiz akideyi temsil ediyordu. Bizler bu olaydan ders alarak, ibret alarak, tek yürek, tek bilek, tek vücut gücümüzü birleştirmek lazım. Bu oyunlar, bu Kerbelalar bitmedi, devam ediyor. Dolayısıyla bu olaylar karşısında vatanımızı korumak adına gücümüzü birleştirmek lazım. Bir araya gelmek lazım. Ders almak lazım. Kini, intikamı bırakıp yerine kardeşlik duygularımızı ortaya koymak lazım. Evet değerli kardeşlerim, ben bu vesileyle tekrar bu etkinliğimizin icrasında emeğe geçenleri tebrik ediyorum. Bu güzel davete icabet ettiniz, uzaktan yakından teşrif ettiniz. Sizlere de teşekkürlerimi arz ediyorum. Ve nice birlikteliklere imza atmak üzere hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürlerimi arz ediyorum. Sağ olun. İl Müftü Yardımcımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Belediye Başkanımız Nevzat Öztürk'e veriyorum. Sayın Kaymakamım, İl Müftü Yardımcım, çok değerli daire müdürlerimiz, siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, belediye meclis üyelerimiz, sivil toplum örgütlerinin değerli başkan ve yöneticileri, çok kıymetli mahalle muhtarlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli Fethiye'li ve Yazanlı kardeşlerim. Yazan Belediyesi, Fethiye Muhtarlığı ve Fethiye Halkı olarak düzenlemiş olduğumuz
Muharrem ayı ve aşure programının dördüncüsünde hep bir aradayız. Hepinizin teşriflerinden dolayı sizlere gerek şahsım gerek ilçem adına teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii biraz önce müftü bir yardımcımız anlattı. Biz Muharrem ayı dolayısıyla hem sevinci, hem yası, hem tasayı hep bir arada yaşıyoruz. İslam inancımızda ki tarihi gerçekler bunu gösterir. Muharrem ayında Hazreti Adem'den ve Hazreti Peygamberimize kadar gelen muhtelif olaylar vardır. Ve Hazreti Nuh'un tabii bu aşure dolayısıyla da bazı gerçekleri hepimiz biliyoruz. Ancak bir hüznümüz vardır ki tabii Kerbela'da Hazreti Peygamber'in torunu Hazreti Ali Efendimiz'in diğer paresi Hazreti Hüseyin'in ve 72 arkadaşının Ehl-i Beyt mensubunun katledilmesinin de yine Muharrem ayına rastlaması dolayısıyla bütün İslam dünyasında bu her zaman yas ile, gözyaşı ile, matemle anılıyor. Dünya durduğu müddetçe biz bu yası, bu matemi biz Müslümanlar olarak hep içimizde yaşayacağız ve hiçbir zaman unutmayacağız. Bu vesileyle gerek Hazreti Hüseyin'e ve arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Yine ülkemizin savunmasında bugüne kadar şehit olan şehitlerimize, 15 Temmuz'da yine ülkemizin savunmasında şehit olan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Muharrem ayı dolayısıyla yapmış olduğunuz ibadetlerin Yüce Rabbim katında kabul olmasını, tuttuğunuz oruçların kabul olmasını niyaz ediyorum. Ve muhtarlar günü dolayısıyla muhtarlarımızın çoğu aramızda, bu etkinliğimizden dolayı ayrıca muhtarlar günü programı düzenlemedik. Onların da günlerini tebrik ediyorum. Çünkü muhtarlar gerek kamunun gerek yönetimlerin mihenk taşlarıdır. Onlar her vatandaşımızın sorunlarını gerek kamuya gerekse yerel yönetimlere taşımada öncülük ediyorlar. Yapmış oldukları görevlerden dolayı da kendilerini tebrik ediyorum. Bu programımıza katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Programımıza katıldığınızdan dolayı hepinize ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Sevgi, saygı, muhabbetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Konuşmaları biz Akça Beyefendi'ye veriyorum. Değerli Belediye Başkanım, kıymetli İl Müftü Yardımcım, demokrasimizin vazgeçilmez unsuru olan siyasi partilerimizin başkanları, kıymetli kurum amirleri, değerli muhtarlarım, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle bu davete icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kıymetli hazırım, biz kadim bir ülkede, kadim topraklarda yaşıyoruz. Biraz önce de arkadaşlarla konuşurken dedik ki biz aşure gibiyiz. Ne kadar fazla, ne kadar fazla nimeti bir araya, ne kadar farklı nimetleri, meyveleri bir araya getirip aşure yaparsak o kadar zenginlik olur dedik. Biz millet olarak aynıyız. Tek tip bir millet değiliz. Aynı şekilde ne kadar fazla farklı unsurlarımızı bir araya getirip millet olabildiysek o kadar zenginliğimiz vardır. Biz bununla övünüyoruz, gurur duyuyoruz. Muharrem ayı Allah'ın ayı diyor Peygamber Efendimiz. Bolluğun olduğu, bereketin olduğu bir aydır. Muharrem ayına baktığımız zaman ta Hazreti Adem'den bu yana doğru
çeşitli bereketlerin bolluğunun olduğunu görüyoruz. Hazreti Eyyub'e baktığımız zaman şifa bulduğu aydır. Hazreti Yusuf'a baktığımız zaman kardeşleri tarafından atıldığı kuyudan çıktığı aydır. Aynı şekilde yaklaşık 9-10 tane peygamberimiz aynı bu şekilde bu ayda farklı şekilde bereketler verilmiştir. Ama maalesef hem belediye başkanımın hem il müftü yardımcının bahsettiği gibi ciğerparemiz olan Hazreti Hüseyin'in de şehit edildiği, susuz bırakıldığı bir ay. Maalesef başının bedeninden koparıldığı bir ay. Bundan dolayı da matemliyiz, yastayız. Ama bu ay sebebiyle, vesilesiyle bir araya gelebiliyoruz şu anda. Bundan dolayı da bu programa vesile olan, başta Fethiye'de kardeşlerimiz olmak üzere belediye başkanımıza, yazağından gelen vatandaşlarımıza hepsine teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı arz ediyorum. Afiyet olsun.